Amakı Hayal. Hayalin derinliklerinde Fatih Camii'nin avlusundaydım o gün. Akşam üzeriydi. Hava karardı, kararacak. Kucağımda beyaz kağıtlar. Zade Filibeli Ahmet Hilmi'nin Amakı Hayal adlı kitabının dosyasını getirmiştim yanımda. Hem mezarını ziyaret edecektim, hem de burada eski bir dostumla buluşacaktık. İş çıkışı gelecekti yanıma. Evine yakın bir kafede oturup kitabın Türkçesine çalışacaktık birlikte. Zamanın saatlerden taştığı tuhaf bir akışa kapılıp gitmiştim. Kaç saat dolaştım o aluda, kaç saat Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin mezarı başında durup bekledim bilmiyorum. Belki uzun saatler, belki sadece tek bir an. Her şey saatlerin dışında bir zaman aralığında olup bitti. Tarifi güç, izahatı imkansız. Yere bağdaş kurup beyaz kağıtlarımı dizlerimin üzerine koyduğumu hatırlıyorum. İlk birkaç sayfasını okudum. Bir ara gözüm Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin mezarına dalıp gitti. Bir adam tıpkı benim gibi bağdaş kurmuş oturuyordu yerde. Bıyıkların ucunu sivriltip havaya dikmiş. Başında siyah püsküllü bir fes. Yüzü yuvarlacık, şişmanca. Gülümsemesinde bir hoşluk var. Elini kaldırıp selamun aleyküm dedi. Hayal mi bu? Dedim içimden ama sesimi duymuş gibi konuştu. Şaşırdım. Hayalin derinliklerine doğru inerken keşfedebilen bir hakikatin tam ortasındasın dedi. Senin dokunuşunla değişebilecek başka bir hakikate vesile olabileceğin için önemsiyorum burada olmanı. Burada mı? Burası neresiydi ki? Mezar. Mezarda mıyım ben? Korkuyla karışık bir merak ve şaşkınlık içindeydim. Düşündüğüm kadar da değilmiş gibi geldi bakınca. Benim adım Ahmet dedi bıyıkları havalı adam. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi. Babam Süleyman Bey. Şehbenderdi yani konsolos. Bu yüzden adımın önünde konsolosun oğlu anlamına gelen Şehbenderzade ismi vardır. Annemin adı da Şükriye. Bugün Bulgaristan sınırları içinde kalan Filibe'de doğdum. Yıl 1865. İlk eğitimimi Filibe müftüsünden aldım. Sonra İstanbul'a geldim. Galatasaray sultanisini bitirdim. Bir süre ailece İzmir'de yaşadık. İçimi kaplayan tedirginliğime rağmen sözünü kesmeden dinledim Şehbenderzade Filibe'li Ahmet Hilmi'yi. Eğitimden sonra Duyun-u Umumi'de çalıştığını anlattı. Duyunu Umumiye, Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen bir kurum. Buradan Beyrut'a atanmış. Siyasi nedenlerle Beyrut'tan Mısır'a kaçmış. 1901'de İstanbul'a geri döndüğünde ise dönemin padişahı Sultan Abdülhamit tarafından Fizan'a sürülmüş. Tasavvufa olan ilgisi de burada başlamış zaten. Tasavvufa duyduğum ilgi giderek artıyordu dedi. Vahdedi vücut düşüncesine iyice yöneldim. Burada Terakki Osman Cemiyeti'ne girdim ve Çaylak isimli bir mizah gazetesi de çıkardım. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte 1908'de İstanbul'a döndüm. Darülfünun'da felsefe dersleri vermeye başladım. Ayrıca İtaati İslam isimli haftalık bir gazete çıkardım. Fakat bu uzun sürmedi. Gazetenin kapanması üzerine başka gazetelerde yazmaya başladım. 1910'da Hikmet isimli bir haftalık gazete yayınladım. Aynı yıl Hikmet Matbaa-i İslamiyesini de kurdum. İddiat ve terakki hükümetini eleştiren yazılarım yüzünden gazeteme cephe alındı. Defalarca kapatıldı. Ben de defalarca yeni gazeteler çıkardım. Mübahese, Coşkun Kalender, Münakaşa, Kanat ve Nimet isimlerinde kısa süreli gazeteler ve dergiler çıkararak yayıncılığa devam ettim. Filibeli Ahmet Hilmi, materyalizme karşı tinselciliği savunan bir Osmanlı filozofu aslında. Karşıt görüşleriyle ve sivri dilli kalemiyle kendine pek çok düşman edinmiş bir düşünür. Sonrasında Bursa'ya sürgüne gönderilmiş. Filibeli Ahmet Hilmi, Batılılaşma süreciyle birlikte yeni bir bilim anlayışını Türk düşüncesine getirmiş ve bilim felsefesinin öncüsü olmuş. Ona göre Türk düşüncesinde bilim felsefesi önemli bir boşluk. Hayatı boyunca 40'a yakın eser vermiş. Ekim 1914'te zehirlenerek öldüm dedi. Masonlukla ve Siyonizmle mücadele eden etkin kişilerden olduğunu bilmeyen duymayan kalmamış meğer. Bu yüzden şiddetle karşı çıktığı ve düşmanı kesildiği masonlar tarafından zehirlendiği söylentileri yayılmış dört bir tarafa. Asıl ölüm nedeni bakır zehirlenmesiymiş. Ölümümü olduğu gibi anlatırım ama bunu yazma dedi. İnanmazlar. Tamam der gibi eğdim başımı. Ellerimin titrediğinin farkındaydı. Verdiğim sözü tutup bu konunun şimdiye kadar konuşula geldiği gibi muallakta kalmasına göz yumacağımı söyledim. Gelelim seni buraya neden çağırdığım konusuna dedi. Benim için okurun yazdıklarımı okurken keyif alması yeterli değil. Hele bu kitabı hoş bir vakit geçirme aracı olarak görmeleri beni fazlasıyla üzer. Zira beğenilmesi kadar anlaşılması için de yazdım amakı hayali. Üstüne bir de düşündürebilirsem okur kitabı okurken ya da bitirdikten sonra hakikat ve bilim üzerine bir takım sorular da sormaya başlarsa iş amacına ulaşmış demektir ki ben de artık bu istirahatgahımda kendimi bahtiyar hissederim. Bir yazarın anlaşılmak arzusuna saygı duymak gerekirdi kuşkusuz. Çünkü kitaplar eğlenmek ya da hoşça vakit geçirmekten ziyade hayatı yeniden anlamlandırmak için yazılırdı. Okurun zihninde bir kıvılcıma bahane olmadıktan sonra yazmanın ne önemi kalırdı ki? Dinledikçe hak veriyordum Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi'ye. Beğenilmek kadar anlaşılmak ve bir kıvılcımın doğuşuna önayak olmak konusundaki arzusu heyecan vericiydi. Amaka Hayal adlı eserimle ilgili olarak kendime aldığım bazı notları kitabın içinde dilediğim gibi tertiplemem pek mümkün olmadı diye devam etti. İlaveleri akışın içine yerleştirmeye fırsat bulamadım. Sen akışa göre uygun gördüğün yerlere yerleştir. Tefrikaların çoğu yok olup gitti. Ama sizin zamanınızı yetişenlerin hepsini kitaba koy. Gazetelerde unutulanları da kitabın akışını bozmayacak şekilde uygun gördüğün yerlerine ekle. Benim için bütünlük ve anlaşılırlık esastır. Unutma. Kitabımın artık ilave bölümler, amaka hayali ek öyküler şeklinde ara başlıklardan kurtulmasını istiyorum. Tabi zaman değişiyor. Okurun da dili zamanı ayak uyduruyor. Daha önce de dediğim gibi anlaşılırlık ve bütünlük çok önemli. Anlatımda da kelimelerimi birebir kullanma kaygısına kapılarak anlaşılırlığı ıskalama lütfen. Çünkü lezzet yoksa anlaşılırlık da olmaz. Can kulağıyla dinledim. Gariptir ama artık ne bulunduğum yeri yadırgıyordum ne de konuştuğum insana karşı tedirginlik duyuyordum. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'ye bahsettiği bu kitapla ilgili istediklerini yapacağına dair söz verip izin istedim. Selametle dedi. Ayağa kalkmak için bir iki hamle yaptım ama nafile. Ne yaparsam yapayım kalkamıyordum yerimden. Ayaklarım yoktu, hatta ellerim, gözlerim, dilim, kulaklarım da yok. Kağıttım aslında, beyaz bir kağıt. Rüzgar esince savrulup gittim havaya. Oradan oraya uçup durdum bir süre. Gövdesinden var olduğum bir ağacın dallarına yapışıp kaldım sonra. Fazlasıyla yorgundum zaten. Evimde olduğum hissiyle dinlenmeye bıraktım kendimi. Beyaz bir kağıdın sürprizlere açık kaderinin koynunda belki sonsuz, belki anlık bir uykuydu benimki. Gözlerimi açtığımda çalışma masamın başındaydım. Sabah olmak üzereydi artık. Güneşin ilk ışıkları önümdeki beyaz kağıda düşerken yazmaya başladım. Ama akı hayal. Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi'nin isteği üzerine kitaba ilave öyküler şeklinde aldığı notlara akışı bozmayacak şekilde öykülerin arasına yerleştirdim anlatımın anlaşılırlığı ve akışkanlığı konusunda beni özgür bırakmasına duyduğum minnetle kelimelere hapsolmadan anlamın ve anlaşılırlığın peşine düştüm. Söylediğinden çok söylemek istediklerinin izini sürdüm. Çünkü Şehbenderzade Filibeli Ahmet Hilmi okuyucularının hikayelerle oyalanmaktan ziyade sorgulama becerilerini kamçılayacak bir eser okumaya layık olduklarına inanıyordu. Keşke bir fırsatım daha olsaydı da kitabın yeni düzenlenmiş halini de gösterebilseydim ona ama ne mümkün. Günlerce ziyaret ettim mezarını. Saatlerce başında bekleyip durdum ama gelmedi. Görünmedi, konuşmadı. Madem o gelmiyor, o halde ben de mezarın başına oturur, kulağına okumaya başlarım diye düşündüm. Ve öyle de yaptım. Bütün gece hiç korkmadan Şeyh Benderzade Filibeli Ahmet Hilmi'ye kitabı okudum. Sonra bir ses işittim. Okkalı bir kahveyi hak ettin çocuk dedi. Doğrusu cesaretine hayran kaldım. Yüzümde bir hoşnutluk. Uzanıp aldım fincanı. İspirto ocağında pişirilmiş bir Yemen kahvesi. Aynalı babanın eliyle hazırlanmış sanki, mis gibi. Yaptığın işe çok söz söyleyecekler, biliyorsun değil mi?" dedi. Muhtemelen çoğu eleştirmek, kötülemek ve küçük düşürmek için olacaktır. Senin ne haddine bir eserin akışına karışmak? Sen kimsin? Gösterdiğin bu cüret ne? Muhakkak her eserin olduğu haliyle korunma arzusuna saygı duymak lazım gelir çocuk. Ama benim kaygım estetik değil. Sen bunu biliyorsun artık. Biliyorum dedim. Niyetimin eserinize hizmet etmekten başka bir şey olmadığını anlamalarını dilerim. Bu konuda arzunuzu yerine getirmekten başka bir çabam yok. Kitaplar okunmadıktan, okunup da anlaşılmadıktan ya da anlaşılıp da bir fark yaratmadıktan sonra amacına ulaşmış sayılmazlar. Benim amacım hikaye anlatmak değildi. O deha dolu kıvılcımın okurun zihninde çakmasını sağlamaktı. Çünkü doğru soru sorulamadığında arayacağın cevabın ne bir anlamı var ne değeri. ahmak Hayal doğru soruyu sorabilen okurlar için yazıldı. Bu bir sorgulama kitabıdır. Hatta bir yüzleşme. Aklın sınırlarını zorlayabilenlere. Geleneğin güvenli kollarından kurtulup bilinmezliğin tehdidine kendini korkusuzca atabilenlere. Putları yıkabilenlere. Kalıpları şekillendirebilenlere. Esnek olabilenlere. Hoşgörülere düş gücü yüksek olanlara, kelimelerin küçük coğrafyasında yolunu yitirmeyenlere, söyleyişiye aldanmayanlara, söylenilmemiş olanları duyabilenlere, lisana hapsolmadan anlamaya açık olanlara, hakikati aramaya cesaret edenlere. Kitaba verdiğim bu düzenden sonra şimdi sana sorarım çocuk. Kitabın değeri nerede? Anlatımında mı, lisanında mı, kurgusunda mı, racide mi, aynalı babada mı? Kıvılcımında. O halde benden yana amacına ulaşmıştır. Şekli aldanıp içeriği yitiren nesilden olma. Hayalperestliğini terk etme. Çünkü bütün iyi icatlar hayalperestlerin işidir. İster edebiyatta, ister bilimde, ister sanatın herhangi bir dalında olsun, yeni olan her şeyin bir düşmana ihtiyacı vardır. Bu düzenlemeden sonra sanırım sen de epey düşman kazanacaksın. Korkma sakın, buna sevin. İyi düşmanlar yaratıcılığını zenginleştireceklerdir fincanı ayağının dibine bırakarak teşekkür ettim. Kalıpların, otoritelerin, geleneğin ve alışılagelmişin izinden yürümeyeceğime söz verip vedalaştım onunla. Fakat gördüm ki kımıldanmaya çalıştığım halde hala aynı yerdeyim. Kalkıp gidemiyorum bir türlü. Üstelik bu kez bir kağıt kadar hafif de değilim. Ağır ve hacimliyim. Rüzgarın gücü de yetmiyor beni havalandırmaya. Bir kitaptım bu kez. Sayfalarım vardı sıra sıra dizilmiş. Olduğum yerde kaldım bulunmak ve okunmak üzere. Uyandığımda çalışma masamdaydım yine. Gün batmış, el ayak çekilmiş, herkes derin bir uykuda. Önümdeki kitabın kapağını açıp okumaya başladım. İçimde bir huzur, gözümde bir hayalperestin kıvılcımı. Ama akı hayal. O halde başlamadan evvel bir iki kelam etmiş olalım. Bu kitabı hakikate ulaşma arzusuyla dolup taşan, Yaşamın anlamı ve ölümün ardındaki gizeme merak duyan insanların zevkle okuyacağına inanıyorum. Bu millet asırlar boyunca bilseniz ne çok raciler yetiştirmiştir. Elbette yetiştirme devam da edecektir. Okura sunduğumuz bu hikayeler ki bunların hikaye olup olmadığı konusunda üzerinde düşünmek gerekir. Bu öykülerin beğenilmesi, anlaşılması, en azından üzerinde düşünülmesi bizi çok mutlu eder. Bu kitaba ilgi gösterilmesi insanların ciddi konulara yakınlık duyduğu anlamına gelir. Böylesi okulların var olduğuna inanıyorum. Çünkü bu millet hakikat arzusuyla dolu, duyarlı bir kalbe sahip olduğunu defalarca kanıtlamıştır. Ahmet Hilmi, 24 Temmuz 1909 1. Bölüm Raci'nin Hatıraları Aynalı Baba ile Tanışma Osmanlı idaresi altında bulunan en büyük ve en güzel şehirlerdendir. Ben de uzun zamandır bu şehirde merkezdeki mahallelerden birinde oturuyordum. Oturduğum evle hükümet konağı arasındaki yol üzerinde insanın gözüne takılan çok şey vardı. Köhne evler, her biri üzüntü ve sefalet yuvası olan bir dolu virane, üzerinde yürünemeyecek kadar kötü sokaklar, pislik içinde çürüyen caddeler. Fakat gözüme en fazla takılan şey evimin yakınındaki mezarlıktı. Bu mezarlığın etrafı sağlam ve sanatçı elinden çıktığı belli ustalıkla işlenmiş duvarlarla çevriliydi. Duvarda onar metre arayla oyulmuş pencereler vardı. Pencerelerdeki tunç parmaklıklar takdiri gerçekten hak ediyordu. Mezarlığın tahta kapısının sonradan takıldığı bakınca anlaşılıyordu. Eski kapı, zamanın yıkıcı kuvvetine direnememiş. Bu mezarlık sadece hatıraların ve ölülerin gömüldüğü bir yer değildi. Ayrıca pek çok şahane eserin de içinde saklı bulunduğu bir hazineydi. Pencereden görünen kadarıyla mezar taşlarının üzerinde eski hattatların yetenekli kalemlerinden çıkmış bir dolu yazı vardı. Bu yazıların şiir ve edebiyat açısından oldukça değerli olduklarını düşünmek pek tabii ki mümkün. Mezar taşlarının tepesindeki kavuklar, külahlar ve taşlar tarihi açıdan değerlendirilmeye layıktı. Uzun zamandır terk edilmiş halde duran bu mezarlığın tüyler ürpertici bir güzelliği vardı. İnsan boyunda otlarla birlikte ölü kokusu saçtığı sanılan baldıranlar Bahar mevsimiyle birlikte bütün mezarlığı kaplıyordu. Şimdilerde şehrin orta yerinde bulunan bu mezarlık hiç şüphe yok ki zamanında şehrin kenarındaydı. Sonrasında şehir genişleyince mezarlık da ortada kalmış. Ben her gün bu mezarlığın önünden geçiyordum ve her defasında da burayı gezme arzusu hissediyordum gönlümde. Ne var ki benimki gibi çok değerli zamanlarının bir kısmını geçim derdine, bir kısmını da zevke ve eğlenceye ayıran gençler mezarlıkları ziyaret etmek için boş zaman bulabilirler mi hiç? Ben de o dönemde değerli zamanımı çoğunlukla boş işlerle geçirirdim. Zevki ve eğlenceyi seven bir gençtim. Az önce de söylediğim gibi bu mezarlığın önünden her gün geçtiğim halde duvarlarının sağlamlığını ve sanatla bezeli oluşunu takdir etmek için sadece bir dakikamı feda edebilirdim. O zamanki halimle sonraki halim arasındaki farkı açıkça gösterebilmem için kendimle ilgili birkaç şey söylemem gerekiyor. Dindar ve çok iyi bir annenin özenli bakımı altında geçen çocukluğum Bende sökülmesi güç bir din duygusu ve yıkılmaz bir ahlaki prensip bırakmıştır. Sonrasında çok iyi bir eğitim gördüm. Son derece zeki bir çocuk olduğum için okulda bize verilen bilgilerle ilgili yaşıtlarımdan oldukça ileri bir seviyedeydim. Genellikle gençlerin yaptığı gibi okuldan çıkar çıkmaz kitaplarımı bir köşeye atmazdım. Bilgimi geliştirmek için bol bol okurdum. Bu sayede her şey hakkında az çok fikir sahibi olmuştum. Özellikle de akranlarımın yaptığı gibi kendimi dini ilimlerden uzak tutmadan hem dünyevi hem manevi alanda bilgi sahibi oldum. Vicdanımı sorguladığım bir zamanda biriktirdiğim onca bilginin arasında kaybolup gitmek üzere olduğumu şaşkınlıkla fark ettim. Küfür ile imandan, kabul ile kabullenememekten, onay ile şüpheden oluşmuş garip bir şey haline gelmiştim. Kalbimle inkar ettiğimi aklımla onaylıyordum. Aklımla reddettiğimi kalbimle kabul ediyordum. Kısacası şüphe denen ejderha bütün varlığımı ele geçirmişti. Bir fikri ne kadar sağlam temeller ve kurallar üzerine inşa edersem edeyim, şüphe ejderhası ortaya çıktığında her şeyi yerle bir ediyordu. Keşke hiç sorgulanmadan her şeyi olduğu gibi inkar ederek hiç olmazsa tereddütsüz rahat bir noktada kalabilseydim. Ama ne mümkün. Reddetmek, başka şey şüphe etmek başka. Şüphe ejderhası her doğru düşüncenin düşmanıydı. İster kabul olsun ister red kesinlik iddia eden hiçbir meseleyi kabul etmiyordu. Hayatın içindeki durumları ve olayları fikrin dışına yansıma şekli olarak kabul edersek benim de ne büyük bir ıstırap içinde ve dayanılmaz bir cehennemde olduğum anlaşılır. Başkaları için doğal olan şeyler benim için öyle değildi. Her biri başka bir şekil alıyordu. Bu yüzden aşktan yana da paradan yana da çok şanssızdım. Kendimi başkalarına kapatmıştım. İnsanlardan kaçar olmuştum. Bu beter durumun içinde yaşarken ancak sarhoş olup kendimden geçtiğimde azıcık da olsa rahatlayabiliyordum. Sürekli içtiğim için bedenim helak olmuştu artık. Bir gün bütün manevi gücümü toplayarak kendimi bu avarelikten kurtardım. Şüphe ejderhasını yok edebilecek bir takım deliller bulabilmek için kendimi eğitime ve araştırmalara adadım. Yeniden batıni ilimlerle ilgilenerek bu alanda şöhret olmuş önemli kişilere danışmaya başladım. Bu kişiler arasında son derece erdemli olanlar da vardı. Fakat ne yazık ki onların da ilimleri ve delilleri benim açımdan ilkel insanların uydurduğu bir takım hayallerden, uydurma efsanelerden başka bir şey değildi. Kaybolduğum bu çıkmazlardan kurtulabilmek için bilgilerimi çürütebilecek ve iddia edilen hakikatleri önüme açıkça serebilecek birine ihtiyacım vardı. Ama açıkçası böyle biriyle hiç karşılaşmadım. Yaşadığım şehirde batı ilimleriyle ilgilenen iki cemiyet vardı. Bir tanesi de ispirit cemiyetiydi. Ruh çağırma, masa çevirme gibi komik işlere kadar her şeyle meşguldüler. Cemiyetin ileri gelenleriyle görüştüm. Ruhun varlığına tam olarak inandıklarını gördüm. Ama bu konuda ortaya koydukları kanıtlar bana göre sadece hayal gücünün bir takım uydurmalarından ibaretti. Manyetizmle ilgilenen bir cemiyetle de görüştüm. Ama bana ne kazandırabilirlerdi ki? Hiç. Anladım ki insan dünya malına sahip olurken bir takım gizli güçlere de sahip olmak istiyor. Hepsi bu. Bana göre güçlerin gizli olmasının hiçbir önemi yok. Ben hepsinin üzerinde bir şey arıyordum. 4 yıl süren bu araştırma ve okuma hayatımda hiçbir şey kazanmadığım gibi öğrendiğim yeni şeylerin hepsi şüphe ejderhasına yem olup gittiği için bir kez daha altüst oldum. Bu defa dibinde dibini gördüm. Zavallı beynim adeta bir savaş meydanına dönmüştü artık. Farklı fikir dalgaları hiç durmadan çarpışıyor ve zihnimi korkunç bir gürültüyle dolduruyordu. Zihinsel durumum şaşılacak düzeydeydi. Ben de rahatlamayı ve teselliyi kendimden geçmekte ve akılsızlıkta aradım. En ele avıca sığmaz ve en çapkın arkadaşlarımın lideri oldum. Gürültülü alemler beni iyice uyuşturuyordu. Hatta bir bakıma mutluluk da veriyordu. İçiyor, içiyor, içiyordum. Arkadaşlarımı ele avuca sığmaz ve çapkın kelimeleriyle anlatmış olmama aldanıp onları rezil insanlarmış gibi algılamayın. Tam tersine hepsi iyi eğitimli, vicdan sahibi ve namuslu gençlerdi. Ama eğlence hayatını severlerdi. Zevk perisinin peşine takılmışlar gidiyorlardı. Bu da tabii ki ruhsal durumların bir sonucuydu çünkü arkadaşlarım umursamazlık yolunu seçmişlerdi. Bazıları sadece eğitimini aldığı alanla ilgilenir, adına Felsefe dediğimiz varlığın bilinmezliğiyle kafalarını yormazlardı. Bazıları ise dinden tamamen uzaklaşmıştı. Hatta dine ve felsefeye efsanevi söylencelerin artıymış gibi bakıyorlardı. Belki garip gelecek ama ben onların haline çok özeniyordum. Gerçekten de garip değil mi? Arkadaşlarımın bazısı Ramazan ayında yanan kandilleri görünce Müslüman olduklarını hatırlardı. Kandiller yandığında ellerine tesbihlerini alırlar, camileri dolaşırlar, ve hiçbir şey anlamadıkları halde Kur'an-ı Kerim dinlerler, vaazlara kulak kesilirlerdi. İkindi vaktinde uyanacak olduğu halde oruç tutan bile vardı. Oruç tuttuğu halde namaz kılmaya gerek duymayanlar da. Teravih namazı çok rekatlı uzun bir namaz olduğu için pek yanaşmazlardı. Ramazandan sonra dini duygularıyla vatan... Ramazandan sonra dini duygularıyla vedalaşırlar, yola devam ederlerdi. Mevsimine göre kıyafet değiştirir gibi yapılan bu çeşit bir dindarlık beni her zaman çok şaşırtmıştır. Güzel bir bahar günü arkadaşlarımdan bir ikisi kara gidip eğlenmeyi önerdi. Uzun bir tartışmanın sonunda şehrin güzelliğiyle ünlü kasabasına gidip burada 3 gün kalmaya karar verildi. Kasabaya gitmek için şehir merkezinden trene binmek gerekiyordu. Orada bulamayacağımız ihtiyaçlarımızı yanımıza alıp trene bindik. Şehrin etrafı çok güzeldir, insana huzur verir, rahatlatır. Özellikle de tren yolunun geçtiği yerler gerçekten de görmeye değerdir ve mest edicidir. Doğanın bu eşsiz güzellikteki manzarası arkadaşlarıma gürültülü bir neşe verdiği halde ben tam aksine derin bir hüzne kapılmıştım. Sürekliliği ve kalıcılığı olmadıktan sonra bu eşsiz güzelliklerin ne anlamı vardı ki? Doğanın bunca güzelliğine tanık olan ender insanlardan biri olmama rağmen acaba insan sonsuz mu diye düşünmekten kendimi alamadım. Yeryüzü dediğimiz bu geçici evi derin bir hüzne kapılmadan seyretmek mümkün müdür acaba? Nereden geldik, nereye gidiyoruz? saf bir inancın son derece makul bir şekilde cevaplayabildiği bu sorunun akılda ve fende cevabı yoktu. Bir kez daha baktım doğaya. Bu kez gözlerimin önündeki o eşsiz güzellikler kaybolup gitmişti. Işık birdenbire söndü. Karanlık dört bir yanı kuşattı. Sanki hakikat bütün korkunçluğuyla karşımda belirli vermişti o an. İnsanın gözlerini okşayan çimenliklerin yeşili sadece bir ışık oyunuydu minicik kuşların cıvıltısı sadece bir hava titreşiminden ibaretti. Alemleri kuşatan bu ışık her şeye nüfus edebilen bir dalgalanmaydı. Sözün özü hepsi bir zorunluluğu ve kanuni bir emre esir. Sanki karşımda bu da Gotama belirdi. Hüzünlü bir gülümsemeyle ve sararmış bir yüzle hiç, hiç, hiç diyordu bana. Derinlere dalıp gittiğimi fark eden bir arkadaşım senin yine neyin var diye sordu. Hiç dedim. Bu kelimeyi sadece o andaki halimi açıklamak için söylememiştim. Bu hiç aynı zamanda kainatın da tarifiydi. Sessizliğimden ve hüznümden rahatsız olan arkadaşlarım durumuma kızmaya başlamışlardı. Tabii ki eylemek için yola çıkmış adamın cenaze alayındaki insanlar gibi keder içinde bir yüzle oturup durmasına katlanmak kolay değil. Çünkü üzüntü neşeden daha çabuk bulaşır. Arkadaşlarımdan biri eyvah dedi. İlacı unuttuk. Sonra külah şeklindeki kadehimi doldurdu. Kadahim beş defa dolup boşaldıktan sonra benden neşelisi yoktur. Bu sayede yolculuğumuz da büyük bir keyif içinde geçmişti. İkindi vaktinde kasabaya varmıştık. Burası gezip gördüğüm kasabaların arasında en güzeliydi. Burada olmaktan çok hoşlanmıştım. İmkanım olsa yerleşir yaşardım. Kasabanın evleri birbirlerinden epey uzaktı. 3-5 dönümlük bahçeler içindeydi hepsi. Bu bahçelerde incecik su yolları da vardı. Bazı sokaklardan büyük su yolları geçiyordu. Dört bir taraf bahçelerle ve meyve ağaçlarıyla doluydu. Bu kasabada gül de yetişiyordu. Gül mevsiminde bülbüller de çok olur tabi. Demem o ki bu kasaba yeryüzünün cennet köşelerinden biridir. Daha önce bizi birkaç kez ağırlamış olan dostumuz yine gelip karşıladı. Geceyi de onun evinde geçirdik. Ertesi sabah Subaşı denilen yere gittik sayısız kaynaktan çıkarak doğal bir havuzda biriktikten sonra yine sayısız kollara ayrılarak akan suların şırıltısı tatlı ahenkle kulakları okşuyordu. Güzel bir yer seçip oturduk. Bizden önce gelmiş iki kişi daha vardı aynı yerde. Bu insanları gördükten sonra dudaklarımızdan dökülen bazı kelimeler sanırım size de bu kişilerin kimler olduğu hakkında fikir verir. İki ipsiz, iki başı boş, iki avare, iki serseri, iki dilenci, iki sarhoş. İki derviş. Döküntü kıyafetler içindeki bu iki adam sanıyorum ki saydığımız bütün bu sıfatların hepsine birden sahiptiler. Biz de yanlarına oturduk. Serseriler bizi zerre kadar umursamadılar. Kendi aralarında konuşup duruyorlardı. Sanki biz orada hiç yokmuşuz, hayalmişiz gibi davranıyorlardı. İkisinin de bakışlarına değmeyi başaramamıştık. Arkadaşlarımdan birinin söylediği "Esselamun aleyküm" sözü bile havaya gitmişti. Sonra biz de başka şeylerle ilgilenmeye başlamıştık. Arkadaşımın biri yemek pişiriyor, diğeri meze hazırlıyordu. Ben de içkilerin başındaydım. Beynimi uyuşturmaya hazırlanıyordum. Tesadüf bu ya, tam da serserilerin yanına düşmüştüm. Onlar kendi aralarında konuşmaya devam ediyorlardı. Ben de ister istemez konuşmalarına kulak misafiri oldum. 50'li yaşlarında olan serseri bir şeyler anlatıyor, genç olanı da onu dinliyordu. İkisini dinlerken önce deli olduklarını düşündüm. Gerçekten de deliydiler. Üstelik meczup denilen cinsten. İşin ilginç yanı bu ikisinin konuştuğu konular benim uzun zamandır üzerinde durduğum beynimi hayli meşgul eden meselelerdi. Yaşlı deli, bu alemde her ne varsa benim sıfatımdır diyordu genç deliye. Ben olmasaydım hiçbir şey olmazdı. Ben hepim ya da hiçim. Ben hiçim ya da hepim zaten hiçle hep aynı şeydir. Ama cahiller aynı şeyi iki farklı isimle ifade ediyorlar. Konuşmanın bundan sonrasını varın siz düşünün artık. Şaşkınlıktan donup kalmıştım. Tabi ister istemez ben de lafa karıştım. Çok garip değil mi dedim. Hiç varla yok eşit olur mu? Mesela ben şu an varım. Yarın yok olacağım. Bu iki durumun arasında fark yok mu yani? Deli başını çevirip bana baktı ve gülmeye başladı. Bak sen şuna dedi. Sen şimdi varsın öyle mi? Acaba gerçekten var mısın? İşte bu soruyu kendime defalarca sormuştum. Bu soru basit ve dar bir bakış açısıyla değerlendirildiğinde gayet anlamsız ve alay edilmeye layık bir soruymuş gibi görülebilir. Ama ne var ki durum öyle değil. Eğer varsam neden yok olacağım? Yok olmayacaksam o halde ruhum sonsuz mudur? İşte içimdeki şüphe ejderhasını kudurtan şey denklemin tam da bu kısmı ruhum sonsuz mu? O halde ruh nedir? Ruh hissedebilme yeteneğine sahip midir? Ruh kim olduğunu bilir mi? Ruh eğer gerçekten varsa bedeni terk ettiğinde nasıl bir hal alacaktır? İşte benim cevapsız sorularım. Deli konuşmasına devam etti ve yalnızca ben varım dedi. Çünkü hiçim ve yokum. Varlığım mutlaktır. Yokluk kayıt altına alınmış olanda vardır. Mutlak vücuttur, mevcuttur. Bu sözlerin ardından deli sustu. Her ne sordumsa bana bir daha cevap vermedi. Sonunda sorularımdan da usanmış olmalı ki arkadaşına dönüp hadi gidelim dedi. Bu hayvan keyfimizi bozdu. Öylece kalkıp gittiler. Ne garip bir durum değil mi? Benim gibi iyi eğitimli birisine serserinin teki hayvan diyordu. Kasabada üç gün kaldık. Ben bu üç günü arkadaşlarımın bütün ısrarlarına ve sistemlerine rağmen hiç konuşmadan sarhoş bir halde geçirdim. Trene bindiğimizde arkadaşlarımdan biri bana bir şeyler soruyordu. Ama ben onu duymuyor, anlattıklarını umursamıyor, sadece kendimle konuşuyordum. Bir ara arkadaşıma dönüp söylesene dedim. Ben var mıyım? Bunun üzerine kahkahayı bası verdi. Çabuk dedi. Çabuk rakı verin. Raci kafayı yemek üzere. Döndükten iki gün sonra kahveye giderken daha önce bahsettiğim mezarlığın önünden geçiyordum. Her zamankinin aksine mezarlığın kapısı açıktı. Bu rastlantıdan faydalanabilmek için kalbimde büyük bir arzuyla girdim mezarlığa. Birkaç yüz yaşındaki büyük ağaçların gölgesinde yürüdüm. Terk edilmiş mezarların toprağında yetişen ve etrafa ölü kokusu yayan iri otları ezerek ilerledim. Mezarlığın orta yerinde daire şeklinde dizilmiş ağaçlar ilgimi çekti. Biraz oturmak için o tarafa doğru yürüdüm. Ağaçlar neredeyse birbirine yapışıktı. Büyük bir ailenin mezarlarını kuşatıyordu. Bu sırada bir ağacın gövdesine yaslanmış halde ayakta duran, yarısı hasır, yarısı tahta parçalardan oluşan küçük bir kulübe takıldı gözüme. Metruk olduğunu düşünerek yaklaştım. Kapısını açmayı yelteneceğim sırada biri çıktı içeriden. 50 yaşında olduğunu düşündüğüm bu adamın başında yeşil bir takke, üzerinde eski, dökük kıyafetler vardı. Takkenin üzeri 40-50 parça kadar ayna kırığı yapıştırılarak süslenmişti. Yırtık cübbesi renkli kumaş parçalarıyla yamalanmıştı. Bu haliyle adeta bir gök ışığını andırıyordu. Adamın cibbesinde de ayna ve teneke parçaları asılıydı. Ona bakıp da gülmemek imkansız. Üzerime çevirdiği bakışlarında tatlı bir hoşluk, yumuşaklık ve tevazu vardı. Öyle hüzünlü bir ifadeyle bakıyordu ki ona gülmediğim gibi sanki etkilendim. Ona doğru çekildim. Hatta kendimi tutamayıp bir adımda attım. İfadesindeki ciddiyetle giyimindeki gülünçlük birbiriyle ne kadar da zıttı. Yumuşak ve sakin bir sesle "Safa geldiniz Nurum." dedi. "Buyurunuz." Kulübesinden çıkardığı bir hasır parçasını yere serdi hemen. Ben de oturdum. Kulübeye yaslandım. Karşımızda sülüs yazısıyla yazılı, kalın taşlı 10-15 tane mezar vardı. Sağımızda ve solumuzda dip dibe dizilmiş ağaçlar. Kulübenin sahibi bir ara içeri girdi ve mangal olarak kullandığı bir çömlek getirdi yanında. Sonra yine girdi içeri. Bu kez eski bir kahve kutusu, bir cezve, iki fincan, bir ibrik, bir tütün tabakası, birkaç teneke kutu taşıdı dışarı. Kuru otlarla ve çöplerle yaktığı ateşe cezveyi sürdü. Safa geldiniz Nurum dedi tekrar. Nasılsınız? Çok şükür dedim. Adamın ciddiyetiyle kıyafetinin gülünçlüğü arasındaki tezatlık beni şaşırtmaya devam ediyordu hala. İsminiz nedir diye sordu bu kez. Ahmet Raci dedim. Ahmet Raci mi diye karşılık verdi gülerek. Koca insanlığın ismine sahip çıkmışsın sen Nurum. İnsanoğlu o kadar aciz, zayıf ve muhtaçtır ki hayatını ancak rica ile sürdürür. Raci demek insan demektir. Onun bu olgunlukla söylenmiş sözleri karşısında şaşkınlığım daha da arttı. Sizin isminiz nedir diye sordum ben de. Benim ismim pek çoktur her yerde farklı bir isimle ve sıfatla bilinirim. Kıyafetimde taşıdığım aynalar yüzünden buralarda bana aynalı baba derler. Sen istersen Adem baba de. Bir süre durup düşündükten sonra içimde peyda olan isteğe karşı koyamayarak azizim dedim. Kemal sahibi insanlardan olduğum belli. Fakat böyle olduğunuz halde kemalinizi şu tuhaf kıyafetinizin altında saklama gereği duymanızın sebebini çözemiyorum. Kahveyi pişirip fincanımı doldurduktan sonra çok basit dedi. İnsanlar süse, püse, gösterişe meraklıdır. Bu yolda çok paralar harcayarak türlü çeşitli elbiseler yaptırırlar kendilerine. Ben de bu üzerimdeki gibi bir elbiseden hoşlanıyorum işte. Adamın verdiği cevap hem kabul edilebilirdi hem değildi. Biraz düşündükten sonra bu cevabı kendi fikrime göre çok da makul bulmadım. Bu düşüncemi kendisine de aynen söyledim. Demek verdiğim cevabı makul bulmuyorsunuz dedi. Oysa senin düşüncen doğru değil. 50 yaşında bir adamın 15 ya da 20 kuruşa satın alıp boynuna taktığı ve adına da boyun bağı dediği yuları gayet akla uygun ve makul bulduğunuz halde takkene ve elbiseme taktığım şu ayna parçalarını neden makul bulmuyorsunuz? Her ikisinin de insanların münasebetsizliğine ve deliliğine dalalet ettiğini kabul ettiğimde benim deliliğim hem daha parlak hem de mantığa çok daha uygundur. Aklıma güzel bir fikir geldi o an. Deli kıyafetlerine bürünmüş bir bilge olma ihtimali hayli yüksek görünen aynalı babayla cevap alamadığım soruların hakkında konuşmak istedim. Sultanım dedim. Sen viranede gömülü kalmış bir hazinesin. Ben de bilgiye ve felsefeye susamış bir avareyim. Lütfen ilminizden fayda sağlamama müsaade edin. Uzatın elinizi öpeyim. Elimi öpmek mi dedi şaşkınlıkla. Neden ki? Ama istersen konuşalım. Ne var ki konuşup durmaktan da bir şey olmaz. Kim bilir şimdiye kadar kaç hayvan yükü kitap okumuşsundur. Şimdiye kadar okuduğun onca şeyden ne anladın? Hiç, değil mi? İnsanlar neyi bilirler? Bencilliklerinin ve zevklerinin gereksinimi olan bir takım sanatsal şeyleri bilirler. Oysa hak ve hakikatle ilgili ne bilirler? Hiç. Akılla hakkı itiraf etmek mümkündür. Fakat yalnızca akılla onu bilmek ve anlamak imkansız. Ne konuşalım o halde? Harfler diziniyle felsefenin ve hikmetin özünü bilmek ne mümkün? Kendimi o an çok garip hissettim. Kocaman bir medeniyetin ve 7000 yıllık insanlığın çalışmasının ürünü olan bilgiyi küçük gören bu gülünç kıyafetli Mecnun'un sözlerindeki büyüklük bana çok büyük bir küçüklük hissi verdi. Çok alçalmış, küçülmüştüm. Ağzımı açacak gücüm yoktu. Merhamet ve yardım dilercesine diktim gözlerimi ona. Yorucu varsayımları bir kenara bırakalım da Biraz kendimizden geçelim olmaz mı?" dedi. Bunun üzerine aynalı babayla birer kahve daha içtik.